Bakın ben işin doğrusunu söyleyeyim de yani sonra söylemeni dilemesinler. Dünya ekonomik yönden tam anlamıyla çökecek. Yani kapitalist sistem tam anlamıyla çökecek. Yani bütün dünyadaki büyük şirketlerin tamamı çökecekler. Ve dünyada da hem bir kıtlık hem de bir sıkıntı baş gösterecek. Ben bunu ısrarla söylüyorum ve gittikçe katlamalı artıyor bu. Türkiye'de de tabii ki bir ekonomik krizin etkisi olacak. Fakat şükür ve iktisat bereketiyle bu mübarek millet bunu atlatacak inşallah. Şükür ve iktisat bereketiyle. Yoksa bütün dünyayı kasıp kavuracak. Sebebi şu, güvensizlik ve sevgisizlik. İnsan içinde şevk kalmayınca, Allah korkusu, Allah sevgisi olmayınca hayatın bir anlamı olmuyor. O zaman adam bir şeyler yapmak, bir şeyi genişletmek, tesisler yapmak, hayatı güzelleştirmek arzusunda olmaz. Sadece ölmemeye gayret eder. Canlı kalmaya gayret eder. Şu anda tevekkülsüzlük, sevgisizlik, egoistlik ve bencillik dünyaya Darwinist ve materyalist sistemin etkisiyle sardığı için dünya adeta felç oldu. Bunun hiçbir kurtarıcı yoktur söylüyor. Yani teknik olarak alınacak hiçbir tedbir bunu kurtarmaz. İstedikleri kadar para bassınlar, istediği kadar yeri yerinde oynatsınlar, vahşiyane bir egoistik bencillik dünyayı sarmış durumda. Bu ancak maneviyatla, Allah korkusu ve Allah sevgisiyle, aşkla, deli aşık ruhuyla çözülecek konudur. Ve bunun tek ilacı Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Başka hiçbir kurtarıcı yoktur. İsterse denesinler, göreceksiniz. Hiçbir kurtarıcı yok.